Antik Yunan'da yeni Platonculuğun kurucusu olarak kabul edilen ve felsefesiyle tek tanrılı dinler ile İslam felsefesi üzerinde etki uyandıran Plotinos, felsefe dünyasının en etkili isimlerinden birisidir. Milattan sonra 204 yılında Roma İmparatorluğu'nun o dönemki Mısır eyaletinin Likopolis kentinde dünyaya gelen filozofun burada doğmuş olması, onun erken dönem kültürel ve felsefi zenginlikten faydalanmasına vesile oldu. Gençlik yıllarında felsefeye olan derin ilgisi, onun hayat hakkında daha derin düşünmesini ve kendisini entelektüel anlamda geliştirmesini sağladı. Bu amaç uğruna dönemin en büyük eğitim merkezi olan İskenderiye'ye gitti ve orada meşhur filozof Ammonius Saccas'ın öğrencisi oldu. Saccas'ın filozof üzerinde bıraktığı etki, felsefe yolculuğunun yönünü belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geldi. Ayrıca filozofun bu dönemde Platon'un fikirlerine duyduğu ilgi, kendi düşünce sistemini de şekillendirirken, Platoncu metafizik ile derin bir bağ kurmasına neden oldu. Filozof, felsefe üzerine yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda artık kendi felsefi görüşlerini geliştirmek ve yaymak amacıyla Roma'ya taşındı. 244 yılında Roma'ya yerleşen Plotinos, burada bir grup öğrenciye felsefe dersleri vermeye başladı. Öğrencileri arasında önemli düşünürler, siyasetçiler ve entelektüeller yer alınca, düşünceleri Roma İmparatorluğu'nun entelektüel çevrelerinde yayılmaya başladı. En yakın öğrencilerinden birisi, hocasının yazılarını derleyerek Eneatlar adıyla bilinen felsefi eserini oluşturdu. Plotinos'un hayatı boyunca en büyük meraklarından biri Doğu'nun mistik gizemlerini öğrenmekti. Bu arayış onu 40 yaşındayken Pers İmparatorluğu'na seyahat etmeye teşvik etti. Ancak bu seyahat sırasında beklenmedik zorluklarla karşılaştı ve sonuç hayal kırıklığı oldu. Bu başarısız girişimden sonra filozof Roma'ya geri döndü ve yaşamının geri kalanını orada geçirdi. Plotinos, antik Yunan felsefesi ile mistik öğretileri birleştirerek kendine özgü bir düşünce sistemi kurmuş ve varlığın en yüksek kaynağını yani Tanrı'yı anlamaya girişmiştir. O felsefesini Platon'un felsefesi üzerine inşa ederek daha kapsamlı bir metafizik sistem haline getirdi. Plotinos, evrenin tek bir kaynaktan yani birlikten türediğini ve tüm varlıkların bu kaynağa geri dönmeyi düşlediğini savunur. Bu düşünce, onun felsefesinin temel direğini oluşturur. Plotinos'un felsefesi varlığın temel kaynağını araştırma üzerinedir. Bu araştırmanın merkezinde bir veya birlik kavramı yer alır. Filozof, evrenin ve tüm varlıkların birliğinin mutlak bir kaynaktan türediğine inanır ve bu kaynağı bir olarak adlandırır. Ancak bu bir ne maddi bir varlığa ne de niteliğe sahiptir. Aksine, filozofun bir dediği kavram bütün tanımlamaları aşan mutlak ve aşkın bir varoluş ilkesidir. Filozof bunu açıklarken şöyle söyler. O gerçekten bir olmalı. Kendisine birlik verilmiş, dolayısıyla birliğin taklidi olan bir şey olmamalıdır. Bu varlık her türlü konuşma ve bilgiye kapalı olmalı, kendisine sadece aşkın varlık olarak işaret edilebilmelidir. Filozofa göre bir, tüm varoluşun kaynağıdır. O bölünemez, çeşitlenemez ya da çoğulluk içermez. Bir, tüm varlıkların ötesinde mutlak bir birlik halindedir ve bu nedenle insan aklının bunu kavrayabilmesi son derece zordur. Bir, tüm varoluşu içeren ancak kendisi hiçbir şey tarafından içerilmeyen sonsuz ve sınırsız bir kaynaktır. Bu nedenle Plotinos biri herhangi bir kategoride sınıflandırmaz. O ne iyi, ne kötü, ne güzel ve ne de çirkin olarak tanımlanabilir. Çünkü bu tür nitelikler çokluk ve sınırlılık içerir. Oysa bir, mutlak sadelik ve sınırsızlık halidir. Bir, her şeyin kaynağıdır. Ancak kendisi hiçbir şeyden türememiştir. Filozofa göre bir, yaratıcı bir güç olarak düşünülebilir. Çünkü her şey ondan çıkar. Ancak bu yaratım bilinçli veya kasıtlı bir eylem olmamakla birlikte şans eseri de değildir. En yüksek varlık hareketsiz olduğuna göre ikinci bir şeyin varlığa gelişiyle ilgili olarak o, ne bir onay vermiş olabilir ne de bir karar. O bu yönde bir harekette bulunmuş olamaz. Yaratım süreci birin doğasından kaynaklanan doğal bir taşmadır. Bu taşma süreci hiyerarşik bir düzen içinde gerçekleşir. İlk olarak nous yani zihin, ardından da ruh ortaya çıkar. Evren bu yaratım zincirinin en aşağı halkasında yer alır ve dolayısıyla birden en uzak olandır. Filozof bu durumu şöyle açıklar.
Birden sonra gelen her şey ya doğrudan veya başka şeyler aracılığıyla zorunlu olarak birden çıkmış olmalıdır. Birden sonra bir ikinci ve üçüncü varlıklar düzeni olmalı ve bu düzende her ikinci birinciye, üçüncü ikinciye dayanmalıdır. Bir, doğası gereği herhangi bir ihtiyaç veya eksiklik hissetmez. Tam ve mükemmel bir varlıktır. Bu yüzden kendisi için hiçbir şey yapmaz veya dışarıya yönelmez. Onun varlığından taşan her şey bir zorunluluk ya da eksiklik sonucu değil, doğasının zenginliğinin sonucunda vardır. Bu anlamda evren ve tüm varlıklar birin zenginliğinden pay alır ama bu paylar her zaman birin saflığından ve bütünlüğünden uzaklaşır. En yüksek varlıktan, hareketsiz bir varlıktan çıkan bir yayılma, taşma olmak zorundadır ve o güneşi çevreleyen ışığa, değişmeyen tözden sürekli olarak etrafa yayılan ışığa benzetilebilir. Varlık ne kadar çok şekil alır ve çoğalırsa birden o kadar çok uzaklaşır. Birin aşkın ve anlaşılmaz doğası aynı zamanda onun insan zihniyle tam anlamıyla tanımlanamamasına neden olur. Filozof, birin ancak dolaylı olarak ve mistik bir deneyimle anlaşılabileceğini savunur. Akıl yoluyla onu anlamaya çalışmak, sınırlı ve bölünmüş bir varoluşla sınırsız ve bölünmez bir kaynağı anlamaya çalışmaktır. Bu ise doğası gereği eksik kalır. Bu yüzden bire ulaşmak entelektüel bir süreçten çok henosis ile, yani ruhsal bir yükseliş ve saflaşmayla mümkündür. Filozofa göre ruhun en yüksek amacı bu dünyadaki çokluk ve maddi sınırlamalardan sıyrılarak bire geri dönmektir. Ruh kendisini saflaştırdıkça ve maddi dünyanın yanılsamalarından kurtuldukça bire yaklaşır ve nihayetinde onunla birleşir. Bu felsefi yolculukta bir hem başlangıç hem de sondur. Fakat henosis de tek başına yeterli değildir. Bir de temaşaya ihtiyaç vardır. Temaşa, bilgiye ulaşmanın en üstün yoludur. Bu, nesneleri dışarıdan gözlemlemek değil, sanatla, aşkla, sezgiyle, meditasyonla ya da doğa ile uyumlu yaşayarak içsel bir bakış açısıyla dünyayı anlayabilmektir. Temaşa yoluyla insan biri görebilir ve onunla birleşebilir. Bu, felsefi bir kavrayıştan ziyade doğrudan bir deneyimdir. Filozofun felsefesindeki bir her türlü çokluğun, ayrımın ve maddi gerçekliğin ötesinde duran mutlak varlıktır ve evrenle tüm varlıkların esas kaynağıdır. Bu kavram sadece felsefi bir ilke olarak değil, aynı zamanda insanın ruhsal gelişimini ve hakikate ulaşma çabasını temsil eden mistik bir hedeftir. Bir, hem anlaşılmaz hem de kaçınılmazdır. İnsan zihniyle kavranamayan ancak ruhsal bir deneyimle ulaşılabilecek olan en yüce gerçekliktir. Özetleyecek olursak, bir tüm varlığın kaynağıdır. Henosis, insanın bir ile birleşme çabasıyken, temaşa ise bu birleşmeye ulaşmak için kullanılan yöntemdir. Bu üç kavram bir araya geldiğinde, Plotinos'un felsefesinin temelini oluşturan mistik bir dünya görüşü ortaya çıkar. Şimdi buraya kadar dinleyenlerin ve birin ne olduğunu anlayan birçok arkadaşımızın aklına İslam felsefesinde yer alan südur teorisi gelmiş olmalı, zira iki teori de birbirine çok yakındır. Filozof, tüm varlıkların aşkın ve bölünemez bir kaynaktan, yani birden doğal bir taşma yoluyla ortaya çıktığını savunur. Bu süreç, birin doğasından kaynaklanan zorunlu bir yaratım olarak gerçekleşir ve hiyerarşik bir düzenle evreni şekillendirir. İslam felsefesindeki südur teorisi ise özellikle Farabi ve İbn Sina gibi filozoflar tarafından geliştirilen bir metafizik sistemdir. Bu teoride evren Allah'tan zorunlu bir taşma yoluyla meydana gelir. Allah mutlak birliğin ve mükemmelliğin kaynağıdır. Tüm varlıklar onun zenginliğinden türeyen varlık düzeyleri olarak kabul edilir. Tıpkı Plotinos'un biri gibi İslam felsefesindeki Allah da hiçbir eksikliği olmayan, bölünmez ve aşkın bir varlıktır. Yaratım süreci Allah'ın doğasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak bu yaratım Allah'ın kendisine bir eksiklik veya ihtiyaç atfetmeden gerçekleşir. Anlayacağınız, Plotinos'un bir kavramı ile İslam felsefesindeki südur teorisi hem ontolojik hem de kozmolojik açıdan güçlü benzerliklere sahip. Her iki sistemde evrenin bölünmez bir kaynaktan taşarak varlık kazandığını ve insan ruhunun nihai amacının bu kaynağa geri dönmek olduğunu savunur. Filozofa göre bir, evrendeki her şeyin temeli ve mutlak iyiliğin kendisidir.
O aşkın, bölünemez, tanımlanamaz ve herhangi bir nitelikten yoksun olduğu için doğrudan bilinemese de tüm varlıkların ve iyiliğin kaynağıdır. Bir, tüm iyiliklerin kökeni olduğu için kendisinde kötülüğe yer yoktur. O, varoluşun en yüksek formu ve tüm gerçekliğinde kendisidir. Filozof, iyiliği ve varlığı birbiriyle özdeşleştirir. Bu, Platon'un iyi ideasına benzer bir yaklaşımdır. Ona göre 1. Var olan her şeyin varoluşunu sürdürmesini sağlar ve dolayısıyla birden gelen her şey iyi ve iyiliğe yöneliktir. Bundan dolayı filozofun kötülük anlayışı, onun varlık felsefesiyle de doğrudan ilişkilidir. Filozofa göre kötülük mutlak bir varlık değildir. Aksine varlığın eksikliği ve yokluğudur. Yani kötülük var olan bir şeyin özsel niteliği değil, sonradan var olanın mükemmel olmamasından kaynaklanan bir eksikliktir. 1. Mutlak varlık ve iyilik olduğu için kötülük doğrudan birden kaynaklanamaz. Kötülük, varlıkların birden uzaklaşması ve ondan gelen iyilik payından eksik kalmalarıyla ortaya çıkar. Buna göre evrendeki kötülükler varoluşun daha düşük seviyelerinde, yani maddi dünyada ve beden ile ruhun daha alt düzeylerinde görülür. Ayrıca filozofa göre kötülük ontolojik bir eksikliktir. Kötülük, varlığın tam ve eksiksiz olmaması, dolayısıyla da iyilikten yeterince paya sahip olmaması durumudur. Yani varlıklar birden uzaklaştıkça mükemmelliğini kaybeder ve kötülük ortaya çıkar. Bu bağlamda kötülük, var olan bir güç ya da bağımsız bir ilke değil, varoluşun bir eksikliği ya da yetersizliğidir. Bütün bunlar ahlaki kötülük için de geçerlidir. Filozof, ahlaki kötülüğü de ruhun kendi doğasına yabancılaşması ve birden uzaklaşması olarak değerlendirir. Ruh, birden çıkan saf bir varlık olduğu için doğası gereği iyiliğe yöneliktir. Ancak ruh, maddi dünya ile bağ kurup bedensel arzulara ve hazlara yöneldikçe kendi saf doğasından uzaklaşır ve kötülüğe sürüklenir. Ruhun maddi dünyanın illüzyonlarına kapılarak hakikati unutması ve bedensel hazlara boyun eğmesi sonucu ortaya çıkan şey ahlaki kötülüktür. Plotinos hayatını yüksek ahlaki standartlarla yaşamaya adamış ve kendini sürekli bir arayışa iterek bir bilgelik yolculuğuna dönüştürmüştü. Felsefesi özellikle idealizme ve mistik tecrübeye vurgu yaparak yalnızca kendi çağında değil, sonraki yüzyıllarda da izler bırakmıştı. Ayrıca düşünceleri hem Hristiyan hem de İslam filozoflarını etkilemiş, Orta Çağ boyunca ve sonrasında pek çok düşünür tarafından incelenip dönemin atmosferine yeni bir ruh katmıştı. Filozof 270 yılında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra öğrencileri öğretilerini koruyup geliştirmek için büyük bir çaba sarf etti. Özellikle Porfirios hocasının öğretilerini düzenleyerek Eneatlar başlığı altında topladı ve bu sayede filozofun düşünceleri kalıcı hale geldi. Böylece yaşamının sonunda bile felsefesine olan inancıyla ve bu dünyadan bir öte dünya arayışıyla ardında kalıcı bir miras ve unutulmaz bir hikaye bırakmış oldu.